Beni sabahtan beri büyük merak uyandıran Beyhan Sultan'ın şu tavırlarının sebebi belli olmuş. Aa. Beyhan kayınvalidem neden bu kadar neşeliymiş? Sanırım kayınvalidelere evet. anlattı. Evet, bize anlattı. Niye süzgü ve eşekle gelmiş? Bu neşesinin sebebi neymiş? Allah çok şükür Allah. Öğreniyoruz. Ay sen de bilmiyorsun. Ben hala bilmiyorum vallahi. İyi hadi bakalım. Allah'ım ne altınmış ne çeyrekmiş umurumda bile değil. Allah altınlardan da caymış. Anlat hadi. Hadi. Anlat artık anlat. Heh, anlatırım ama tamam. Söz aramızda kalır. Aramızda tamam kalır. Aramızda. Kızlar zaten, kızlar zaten görmüyor bizi. Kızlar, kızlar duymaz. Kapalı. Tamam perde de kapalı. Bak kız da sen anlat. Anam. Kız anla. Aa. Çabuk ne oluyor? Kız anlatır. Kız ben nasıl anlatıyorum? Yeşim galiba hamile. Aa. Kız dur dur. Ay sevinçten yapıyorum. Bir kıyafetler almış. Baktım, Allah'ım dedim, bak onu mu oynatıyorum dedim. Karenin küçüklükleri bende. Yeşim o paraları o anası vermiş. Nasıl almış? Neler neler, neler neler. Belirtilerini de gördüm. Kız nereden gördün? Ne gibi? Ne gibi? Yemek yemiyor. He. Uykusu kafası uykudan kalkmıyor. Ben söylemedi. Ben de diyorum ki tam net herhalde belli değil de. Aynen ondan o yüzden belli. Mi bana söylemiyor diyor. Gözün aydın, gözün aydın, gözün aydın. Ne Allah'ın alı babalı büyüsün. Eşeğine gelmenin ne anlamı var? Niye biliyor musun? Ha. Niye? Bizim Amasya'da adette erkek çocuk olursa eşya biner tur atarlar. E nereden ama. Biliyorsun? Kız çocuğu olursa ata biner tur nereden atarlar. Biliyorsun oğlan olacağını? Nereden biliyor? Ben hissediyorum. Onun bir de manisi de var. Ben bindiğim eşeğe gelinim ardımdan gele, torunumun adı Murat. Haydi bir neşeye, sen de bir tur at, at, at. Yok, anam, kendi uydurmuş bunu. Bak, hatta bir kıyafetin üstüne ne yazıyor biliyor musun? Ne yazıyor? Maç var dediler, 9 aylık yoldan geldi. Yeşim, Yeşim, tebrik ederim. Yeşim, hayırlısı olsun. Ya, sen yine, ya gerçekten. Yeşim, gözüm. Ne yapıyorsun ya? Dur anlayalım. Vallahi iyi değil. Hayırlısı olsun böyle bir şey varsa. Nasıl böyle ben bir şey? Ben Yeşim'den duymadan inanmam. Hayır bir de söyledikleri zaten saçma sapan. Karel'de ne niye eşekle gelmedin madem öyle? Yeni yeni değişik değişik adetler. O zaman buram mı vardı Karel'deyken? Nasıl? Gelinin mutfakta mı vardı? Yeşim hamile misin? Hayır değilim. Öyle bir şey yok. Yok 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 yok. Bak istersen Nursel Hanım ben görüntü gönderdim. Onu izlesin bundan sonra cevabını versin. Ne buraya şimdi görüntü mü ben? Ben görüntü neyle getirdim. Neyle ilgili? Ha. Ha, yani ben burada mı söylemek istemiyorum onu? Ha. Ben görüntü getirdim. Belki nazar değer diye paylaşmak istemiyorum. Belki de istemiyordur yani bu arada. Belki de istemek istemediğin için söylemek paylaşmak. Bunu asla düşünme yani. Yok yok ben o görüntüyü istiyorum. Ne istiyorsun ne görüntüsü ya? Ne ben çektin buraya yine? Görüntü getirdim. Görüntüyü vereceklermiş hazırlıyorlarmış bu arada. Aa. Ne görüntüsü bu? Kıyafet diyorsun falan onların görüntüsü mü? Neyi kanıtlayacak o görüntü? Ben o görüntüyü görsün ona göre karar verin hepimiz. Allah Allah. Abi. O görüntüde benim hamile oldum mu belli? Ne yapacağım? Hazırmış hazır görüntü hazırmış. Allah Allah. Bakalım. Sadece bilsem içine baksam. Canım işim hamile galiba ya. Ya nasıl paralar vermiş yeniden zıbınlar almış. Vay 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 vay. Ah Yeşim ah bana niye haber vermedin sen? Ay şapkasına bak. Ay ne tatlı. İki kez babaanne oluyorum. Buna da şükürler olsun. Aman neler 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 maç var dediler. 9 aylık yoldan geldim. Yeşim'in kaç gündür zaten midesi bulanıyordu. Ben tahmin etmiştim. Nasıl paralar vermiş de bunu böyle almış. Canım yavrum benim. Uf. Ah Yeşim mah. Buna da şükür ya. Buna da şükür. Yeşim benden her şeyi saklarsa ben de böyle bulurum. Ah, hayırlı olsun. Bayağı bir sürü bebek eşyası var. Hayırlı olsun Yeşim. Etiketli ya. Miydi onlar? Hepsi etiketli. Şaka yapıyorsun. İnan etiketli. Yeşim hamile misin? O sarıyı ya. Marıyı gösterdim ya vallahi etiketli. Tam etiketli olabilir. Ha. Sen bir şey hem de kalite marka. Ha, ona da takıl yani. Ya ilk önce bak
koşa koşa eşekler alıp organizasyonlar yapana kadar. Ya gel bir sor ya. Bir kere utanırsan... de bize... Yeşim kapa dersen konuyu kapatacağım. Ben hatta bu mani de yaktım, mani mani. Söyle bakalım. Ben bindim eşeğe, gelinim ardımdan gele. Torunumun adı Murat. Haydi bin eşeğe, sen de bir tur al. Çocuk olmuş. Yeşim hamileymiş. Kıyafetler alınmış, maniler yakılmış. Eşeğe de erkek bile olmuş. Adı da Murat olmuş. He, Murat. Güzel. Bir doğmadığı kalmış. Aynen. Yeşim, hadi bize anlat. Yani bu kıyafetler belirlemiş. Ne? Ya açıkçası ben bayağıdır bunun hazırlığını yapıyorum zaten. Bir ne? Evet, hazırlık yapıyorum, kıyafet alıyorum zaten. Benim bir arkadaşım var. Hı. Onun için durumları da açıkçası çok yok. O yüzden çok kimseye de söylemiyorum. Ha. Bir şarteller gideyim. Biz birkaç arkadaş böyle toplandık. Kızın hevesi var. Baby shower yapmak istiyor. Pek bir şey böyle alacak şeyi de yoktu durumu. Böyle 2-3 arkadaş toplandı. Ne güzel yapmışsın. Evet, yani kimseye de söylemek istemedik ki kız mahcup olmasın gizli gizli böyle. Şimdi kimseye de tüm Türkiye'ye söylemedik şimdi. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Ben sana ben hamileyim mi dedim. Kafanda uydurup uydurup hayal kırıklığı yaşıyorsun sonra. Kayınvalide bu kadar peşinde koşar mı gelinin? Hamile misin, hamile misin Rabia abla? Çok seviyor, tanınmasını istiyor. Evet. Onun istemesiyle oluyor mu? Hoşuna gidiyor. O belki de ön plan yapıyor ki yapsın diye. Sen ister miydin ilk sana söylensin? Hamile olduğunu. Olsun da fark etmez ya. İlki sonu fark etmez. Olsun. Söylesinler söylemesinler. Tabii canım çok önemli. Önce annesine söylemiş sana. Olsun yok o hiç önemli değil. Sen Songül abla. Ben de hiç gönülde koymam bana neden söylemediler, annesine söylediler diye. Çok da mutlu oldum. İyice yani anlaşılsın, 3 aylık falan olsun tabii, tabii. Öyle mi? Razı mısın tam, öyle diyeyim? Tam böyle 3-4 aylık olduktan sonra kendi annesine. Duydun mu insanlar ne kadar sabırlı? Evet, 3-4 aylık ama ben size anlattım arkada dinlemediniz. Beyhan teyzeciğim, böyle bir şey olsa yaşım zaten gelir sana söyler. Kendi kendine kurdun, kendi kendine oynadın. Kendi ya. Kendine gelin güvi olmuşsun. Bu bana kadar özel var, bir ya. Konuyu cümle aleme olmayan bir şey duyurdun. Bak sana gerçekten... Yeşim, Beyhan abla. Çok isterse. İyi mi? Şok oldum. O zaman sen bir çık. Hava al. Bir çay iç. Dur yavaş sakin. Aa. Aa. Kim ki ya? Ümitle, kendi kendini ümitlendiriyor, mutlandırıyor. Kendine de yazık. Ay çok sevindi biliyor musun? Çok sabahtan beri ayakları yere değmiyor yani. Gerçekten şu anda çok üzüldü. Israr ay ben de üzüldüm. Hiçbir zaman ümit de vermedim, umut da vermedim. Hep dedim ben ikinci çocuk düşünmüyorum. Çok üzüldüm ya, gerçekten çok üzüldüm. Akşama kadar mutluluktan ölüyordum. Şimdi bir üzgünlüğe bak ya. Ay, yine bir hayal kırıklığı, yine bir hayal kırıklığı. Düşünsen de bunu bir zahmet benle eşim düşüneyim. Ben planlayayım. Olursa söylerim. Ben nasıl... ilan edeyim. Ha, ben edeceksen. Söyleyeyim bir bana bırakmaz asla. İsmini bile koymuş. Ben çok farklı hayal etmiştim. Hiç istemiyordum bu anı. Ben artık buradan gitmek istiyorum. Kendim mutfaktan durmanın bir anlamı yok. Yeşim hamile değilmiş. Beyhan ablanın tamamen kendi isteğiyle söylediği bir şey. Yani ne diyeyim? Benim hayallerim, ümitlerim, neşem, sevincim hepsi bitti ya. Beyhan teyze, anlıyorum torun istiyorsun da ortalığı ayağa kaldırmanın ne anlamı var daha ortada bir şey yokken? Vallahi benim bu saatten sonra ne yeşime güvencim var, ne kimseye. Parada, pulda, her şey sizin olsun abi. Ya Beyhan abla ya anne, sevincin kursağında kaldı. Neden kesin olmadan ortalığı ayağa verdin, mutlu oluyorum dedin? Aylardır insanlara bir şey ben anlatıyorum. Şey herkes akrabalarım arıyor hamile misin diye. Günün son tadımını yapalım. Kimin neydi? Sen. Rabia'cığım. Efendim. Haydi buyur.